Kaderin garip bir cilvesidir bizim karşılaşmamız. Hele o ilk bakış, her şey o ilk bakışta gizlidir aslında. Olmuş olan, olmakta olan ve olacak olan. Örülmüştür yaşam yolculuğunda, ilmek ilmek, nakış nakış. Ey avare, yan, yakıl, dön, dolan. Şimdi istediğin kadar beyhudedir. Kaderinden kaçamaz insan, kaçamadıklarımdan dolayı ey sevgili, bağışla beni. Bağışlayabilir misin beni? Gerçekten görüp fark edebilmen için varlığımı, oynadığım onca oyunu ve kurduğum onca tezgahı, bir gün karşına geçip anlattığımda, manipüle etmenin mahcubiyetinden utanıp sıkılarak. Sana anlatırken de anladığımda, asıl tuzağı kendime kurduğumu ve içinde bir güzel boğulduğumu, anlatırken sana tüm olup biteni, kötülüğümün kendime olduğunu bildiğimden, çılgınlar gibi kahkahalar saçarak, yine de bunu umursamayarak, bunca sahtekarlığa karşı, gönlünde affın zerresi kalmışsa ey sevgili, bağışla beni. Elde etmiş olmanın büyük hazzıyla, şımarık çocuklar gibi ihmal edip seni, başka heyecanlara kapıldığımda, içimdeki sevda ateşinin sönmesini, bir sarhoş edasıyla uzaktan seyre daldığımda, sevda sarayımı, Aden bahçesini, şüphe sarmaşıkları boydan boya kapladığımda, şöyle göz ucuyla da olsa bakıp, şefkatinle vicdanımı yakıp, her yüce gönüllü insan gibi bağışla beni. İhanet ederken bu kutsal sevgiye, seni de uzaklaştırdım kendimden, farkındayım. Sevme beni der gibi. Nifak tohumu düştü bir kere, güller dermiş naif toprağa. Ve sen bilerek ya da bilmeyerek, atlarken başka bir sevda trenine, dönüp bakma bile arkana, ne hacet var, ne gerek. Sadece aklına geldiğimde, misal, dokunduğunda aşığın kadife tenine, merhametin öfkeni aşsın da öylece, bağışla beni. Nasıl ki bir meyve olgunlaşmak için dalında, hasret duyarsa suya ve güneşe, sen bana işte öyle âb-ı hayat oldun, ben de sana huzur ve neşe. Fakat olgunlaşınca o meyve çürür içten içe, fazla maruz kalırsa suya ve güneşe. İşte sevgili, budur hali pür melalimiz. Konup geçerken bu sefil yolculukta, birer koltuk değneğiydik birbirimize. Her koltuk değneği gibi de atılmamız gerekiyordu bir köşeye. Ne olur lütfen uzaklardan okuduğunda ya da kulağına çalındığında, ak ve kara köpek oynarken sahiplerinin dükkanında, sahibesi ise yayınlarken aşk şiirlerini, bu mısraların da içinde yer aldığı, işte tam o anda, gülümse sadece. Ve bu sonsuz anlayışınla ey sevgili, bağışla beni. Ha unutmadan, beni de sorarsan, ta çoktan bağışladım seni. Çoktan bağışladım seni.